Evet, herkese merhaba. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Katılımcılarımızın birçoğu dahil oldu. Kısaca ben kendimi tanıtayım. İsmim Caner Dağlı. Nebula Bilişim Sistemleri'nde teknik müdürlük görevini yönetiyorum. Bugünkü webinarımızda sizlere McAfee'nin bir EDR çözümü olan Active Response ürün grubunu, ürününü anlatacağız. McAfee'nin uzunca bir zamandır portföyüne dahil olduğu ve kendisinin geliştirmiş olduğu bir altyapıyla çalıştığı bir uygulama. EDR tarafında sektörde çok farklı ürünler ve çok farklı yaklaşımlar var. Biz bir sunumumuzda özellikle McAfee'nin bakış açısını ve McAfee'nin EDR çözümünde ne gibi özellikleri olduğunu ve bunu sistemlerde nasıl entegre ettiğini ve geri dönüşleri nasıl aldığını anlatıyor olacağız. Şimdi öncelikle şu konulara biraz değinmek lazım. McAfee Active Response tehditleri proaktif olarak belirlemek, avlamak ve iyileştirmek için uç nokta EDR özelliklerini içeriyor. Sürekli izleme özelliği ve özelleştirebilir kolektörleri var. Yalnızca çalışmakta olan ya da gizlenen bir atağı derinlemesine aramakla kalmıyor. Ayrıca bu atak ya da zararlılar tespitten kaçınmak için kendilerini silmiş olabiliyorlar. Ve Active Response ile bunların tamamını tespit etmek ve avlamak mümkün oluyor. Entegre çalışan bir canlı arama özelliği mevcut. Gelişmiş tehdit avlaması için olay zaman çizelgeleri sağlayabiliyor ve otomatik yanıt özelliği var. Bu sayede manuel müdahale olmadan sistemlerde canlı bir güvenlik koruması sağlayabiliyor. Temel özelliklerinde uç noktalardaki kritik olaylar ve durum değişikliklerini sürekli izleyebiliyor sistem. Herhangi bir kritik bir durum olduğunda veya sistemde bir durum değişikliği olduğunda bizim bağladığımız tetikleyicilere göre bunlardan anında haberdar olabiliyoruz. Önceliklendirilmiş uyarılar ya da özelleştirilmiş kolektörlerimiz var, toplayıcılarımız var ve sistemlerde hem standart hem de özelleştirilmiş bu kolektörlerle sorguların izlenmesini ve aksiyon almasını hızlıca sağlayabiliyoruz. Çalıştırılabilir, hareketsiz ya da hatta silinmiş olan tüm dosyaların bulunması ve izlenmesi Active Response ile mümkün olabiliyor. Tetikleyiciler kurarak, triggerlar kurarak otomatik ve özelleştirilmiş yanıtlar tetiklenmelerini de sağlayabiliyoruz. Bizim kriterlerimize göre sistemde tehdit avlama için kullanılan bir itibar bilgisinden gelebilir ya da kendimizin şüphelendiği ya da sistemde tespit ettiğimiz herhangi bir dosya çalıştırılabilir ya da çalıştırılabilir olmayan bir resim dosyası, bir PDF dosyası, bir Word dosyası, tüm dosya türleri için bunları sağlayabiliyoruz. Ve tetikleyiciler kurarak otomatik bir şekilde bunların yanıtlamasını da sistem üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Tespit ettiğimiz tüm bu veriler için zaman çizelgesi ve canlı aramalar organize edebiliyoruz. Daha önce farklı bir sistemde bulundu mu, şu anda kaç adet sistemde var, sistem üzerindeki davranışı nedir gibi tüm detayları Active Response ile kazanmak ve sağlamak mümkün. Ve tüm bunları tek bir klik ile tüm üç noktalardaki tehditler durdurulabiliyor ve koruma kısmı güncellenebiliyor ve güçlendirilebiliyor. Active Response'un kullanımı bize potansiyel tehditleri günler ve haftalar süren zorlu süreçler yerine saniyeler içinde hızlı tespit edebilmemizi sağlıyor ve Active Response ile özellikle şu sorulara yanıtlar bulabiliyoruz. Tehditler hakkında ne biliyoruz? Bir tehditten şüphelenildiğinde sistemimiz bu tehdide ne kadar açık ve bu tehdit sistemimizi ne kadar tehdit ediyor gerçek anlamda? Bunların yanıtlarını bulabiliyoruz. Hangi uç noktalarda görülüyor, hangi kullanıcı sistemlerinde, hangi sunucu ortamlarında bu tehdit var ve bizi tehdit ediyor? Bunun analizini yapabiliyoruz. Bunun dışında kendisinin özel olarak kategorilendirildiği ve sistemleri sürekli olarak izlemeyle kazanmış olduğu bazı geliştirmeler mevcut. Bu da bize hangi uç noktalarda, hangi sunucular ya da kullanıcı sistemlerinin davranışlarının kötüye gittiğini ve risk oluşturduğunu ölçeklendirebiliyor. Son kullanıcı sisteminde oluşan tüm olayları detaylı analiz edebiliyoruz belirttiğimiz gibi ve hangi riskli davranışların görüldüğünü yanıtlayabiliyoruz. Ve artı özelliklerinden bir tanesi de bu davranış sistemimde başka bir yerde anlık olarak var mı ve daha önceden oluştu mu? Bunun da analizini yapmamıza imkan veriyor.
Active Response Threats Workspace adında oldukça detaylı analiz yapabildiğimiz bir ekran sunuyor bize. Bu ekran sayesinde tehditlere ait tüm detayları ve detaylı analizleri yapma imkanımız mevcut oluyor. Şu anda bir dashboard örneğini ekranda görüyorsunuz. Sol panelde yer alan alanda şüpheli olayları izlenen davranışa göre otomatik olarak sistem kategorilere ayırıyor ve bizim için neyin riskli olduğunu veya yüksek risk içerdiğini menü içerisinden hızlıca izleyebiliyoruz ve kolaylıkla analiz edebiliyoruz. Üst menüde önceden tanımlanmış kategorilere göre risk seviyelerine göre tehditleri filtreleyebiliyor sistem. Ve bu filtrelemeleri kullanarak talep ettiğimiz bilgiye hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Ortadaki bar grafiği gördüğünüz kurumun genelindeki tehdit eğilimlerini görselleştiriyor. Ve bunları da keza filtrelemelerde kullanabiliyoruz. Orta alandaki liste şeklindeki bölümde tehditleri tek tek inceleme ve görüntülü bilgisayarları tek tek analiz etme olanağımız var. Ve tüm detaylara en derin şekilde gidebiliyoruz. Orta alt bölümde bir önceki slide'da gördüğümüz tek bir proses ya da bilgisayarlar için bir zaman çizelgesi gösteriyor bize. Örneğin bir tehdit avlaması içerisinde kullanacağımız çok ciddi bir özellik aslında bu. Belirli bir zararlı ya da şüphelendiğimiz bir çalıştırabilir dosya. Register'de ne gibi kayıtlar yapıyor, internet ortamında ne gibi bağlantılar açıyor, hangi dosya türlerini oluşturuyor, hangi kullanıcılar tarafından çalıştırılıyor, hangi bilgisayarlara yayılmaya çalışıyor gibi çok detaylı analizi grafiksel olarak bize zaman çizelgesi olarak yapabilme olanağımızı sağlıyor. Sağ üst panelde tehditin adı, risk seviyesi ve aksiyonun belirlendiği alanı görüyoruz. Birazdan detaylarını aktarıyor olacağız. Active Response yalnızca bir tehdit avlama çözümü değil. Aynı zamanda McAfee'nin birçok ürün grubuyla konuşabilen ve Endpoint Security'nin bir devamı şeklinde görülen bir yaklaşım. Ve bu bağlamda interaktif olarak birçok bloklama ve tehdidi engelleme seçenekleri mevcut. Sağ alt panelde TIE ve GTI reputasyonun bilgilerinin yer aldığı tehdit detayları içeriliyor. TIE ve GTI dediğimiz bölüm bizim kurumumuz için oluşturduğumuz bir itibar servisi. GTI Global Threat Intelligence, McAfee'nin global olarak sunduğu bir itibar servisidir. TIE ise kurumların kendisinin private olarak, özel olarak oluşturduğu bir itibar alanı. Birazdan detaylarında bunun biraz giriyor olacağım, anlatıyor olacağım. Bugünün konusu aslında TIE değil ama Active Response'un ve McAfee'nin birçok bileşeninin, ürün grubunun bir entegre bütünüdür TIE ve sistemlerimizdeki, kurumumuzdaki tüm itibar seviyelerini yerel olarak bu servis üzerinden yönetebiliyoruz ve aksiyonlarımızı alabiliyoruz. McAfee Active Response'u 3 kategoride değerlendiriyor olacağız. Bir tanesi uyarlanabilirlik, adaptasyon. Bu noktada Active Response bizim sistemlerimizde anlık olarak sorduğumuz sorulara çok hızlı saniyeler içerisinde yanıt veren bir çözüm. Tamamıyla McAfee'nin tüm ürün grubunun yönetildiği McAfee E-Policy Orchestrator ürün grubu, yönetim konsolu içerisinde bütünleşik olarak yönetilir. Kendisinin bir arama ekranı mevcuttur ve adaptif olarak uyarlanabilir şekilde istediğimiz tüm sorguları sistemler üzerinde anlık ya da geçmişe dayalı olarak çalıştırılabilir ve saniyeler içerisinde bir dönüş alabiliriz. Burada ekranda görmüş olduğunuz örnek Stock Redemption PDF dosyasının hangi sistemlerde çalıştığı ile ilgili anlık bir sorgu. Bunu çalıştırdığımızda var olan ya da geçmişte makine üzerinde bulunmuş olan directory, dosyanın full name'i, en son yazıldığı tarih, hash bilgileri gibi, size'ı gibi, yani dosya boyutu gibi ve adedi gibi bilgilere hızlıca erişebiliyoruz. Ve adaptif olarak tüm sorgularımızı detaylı bir şekilde sistemde tanımlayabiliyoruz. Sistem bu noktada bir de akıllı çalışıyor. Arama ekranlarımızda bizi yönlendirebiliyor. Ve bize seçenekler sunuyor. Ve hızlıca ilgili arama kriterlerimizi ekranda girerek istediğimiz sonuçlara erişebiliyoruz. Sistem aynı zamanda sürekli izleme mekanizmasına sahip. Tetikleyiciler oluşturarak sistemde bizim belirleyeceğimiz kriterlere göre oluşturulan herhangi bir durum oluştuğunda yani aslında burada bir tuzaklama mekanizması mevcut.
Mesela bir önceki slaytımızdaki örnek gibi Stock Redemption PDF dosyası benim sistemlerimde nerelerde mevcut diye bir arama başlatıyorsunuz. Ama bundan sonraki süreçte bu dosya oluştuğunda ben elle bir arama yapmasam dahi sistem bunu otomatik olarak sürekli takip ederek beni bilgilendirebilir ve hatta bununla ilgili çeşitli aksiyonları alabilir. Bu sunumun biraz başında belirttiğim gibi hem çalıştırılabilir dosyalar hem de bekleyen dosyalar, çalıştırılamayan dosyalar tüm dosya türleri için uygulanabilir bir yöntemdir. Ve tetikleyiciler çok değişik koşullara göre çalıştırılabilir sistemlerde. Bir dosya oluştuğunda, bir dosya edit edildiğinde, bir dosya belirli bir kullanıcı tarafından erişilmeye çalıştığında gibi çok çeşitli kriterleri sistemler üzerinde tanımlatabiliyoruz ve verebiliyoruz. Ve sürekli bir izleme metodunu kullanabiliyoruz. Buradaki örnek belirttiğim gibi Stock Redemption PDF dosyası benim sistemlerimde herhangi bir zamanda oluşturulursa bununla ilgili Güvenlik Operasyon Merkezi birimlerine sistemde alert gitsin ve bu kayıt altına alınsın şeklinde bir ekran örneği mevcut. Otomatikleştirilmiş bir sistemdir. Bütün responsları, bütün yanıtları otomatikleştirerek sistem üzerinden alabiliriz. Elle bir müdahale yapmaya gerek kalmadan tamamı otomatikleştirilerek uygulanabilir. Active Response tamamıyla EPO üzerinden, McAfee'nin EPO konsolu üzerinden yönetildiğinden dolayı ve tüm ürün gruplarıyla konuşabildiği için çok çeşitli aksiyonlar sistem üzerinde alınabiliyor, reaction'lar alınabiliyor. Biraz önce belirtmiş olduğumuz bu PDF dosyası sistemde oluşturulduğunda, görüldüğünde, herhangi bir klasör içerisine yazıldığında, herhangi bir kullanıcı tarafından çağrıldığında silinebilir, erişimi engellenebilir, yalnızca alert üretilebilir gibi çok çeşitli reaksiyonlar ve önlemler sistem üzerinde alınabilir. Genel konsepti özetleyecek olursak, uyarlanabilir, sürekli izlenme ve otomatikleştirme dedik. Active Response, gelişmiş güvenlik tehditlerine karşı sürekli bir algılama ve yanıt sağlayan bir EDR çözümü. Çözüm, kurumların güvenlik duruşlarını izlemelerine, tehdit algılarını iyileştirmelerine ve olay yanıt yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Kritik olayları ve sistemlerdeki durum değişikliklerini sürekli monitör etmek amaçlarımızdan biri. Ön tanımlı ve özelleştirilmiş kolektörler, biraz önce bahsettiğimiz gibi bu sayede çalışan ve bekleyen tüm dosyaları izleyebiliyoruz sistemde. Yani bu çok kritik. Yani yalnızca çalıştırılabilir dosyalar değil, sistemdeki tüm dosya türleri için sistemde daha önceden oluşturulmuş olan, silinmiş olan, bekleyen ve hatta o an çalışan tüm dosyalar için izleme sağlanabiliyor. Bir trigger dediğimiz tetikleme oluştuğunda otomatik ya da özelleştirilmiş yanıtları anlık olarak sistemler üzerinde saniyeler içerisinde alabiliyoruz. Ve tüm yapı, McAfee'nin en büyük artılarından bir tanesi aslında EPO gibi bir yönetim konsoluna sahip olmak. Tüm yapı tek bir yönetim konsolu üzerinden çok hızlı bir şekilde uyarlanabiliyor ve yönetilebiliyor. Şimdi burada biraz aslında McAfee'nin EDR'a bakış açısı, vizyonu ve güvenlik konseptine biraz bakış açısından bahsetmek istiyorum. McAfee uzun yıllardır Security Connected çözümünden bahseder. Yani bildiğiniz gibi McAfee'nin birçok ürün ailesi var güvenlik alanında çalışan. Ağ güvenlik çözümlerinden tutun, son kullanıcı sistemlerinde çalışan güvenlik çözümlerine, risk analiz çözümlerine kadar birçok ürün ailesi mevcut. Ve bu ürün ailesi tamamıyla birbirlerine entegre olabilen, birbirleriyle haberleşebilen bir ortamda çalışıyor. Ve McAfee'nin EDR'e bakış açısı da aslında son kullanıcı güvenliğinin bir parçası. Bu yüzden McAfee EDR çözümünü bağımsız olarak düşünmüyor ve McAfee'nin Endpoint Security tarafına, yani son kullanıcı güvenliği ürün ailesinin bir bileşeni olarak görüyor. Sistemlerimizde, daha doğrusu şöyle ifade etmek lazım, kurumlarımızda tespit edilebilen bir zararlı ya da bilinen bir zararlıya karşı koruma sağlanamayan durumlarda Active Response bize daha detaylı bir tehdit avlama opsiyonu ve mekanizması sağlamış oluyor. Bu altyapı tamamıyla birbirleriyle haberleşebilen, McAfee'nin DXL dediğimiz Data Exchange Layer protokolü üzerinde konuşan ve yerel istihbarat çözümüyle full bütünleşik tay istihbarat çözümüyle full bütünleşik çalışabilen bir altyapı ve Active Response da bunun bir parçası. Örneğin
DLP üzerinde konfigüre ettiğimiz bir veri sızıntısı kuralı aynı zamanda Active Response'un da bir parçası olabiliyor ve McAfee Tayın da yerel istihbarat servisinde bir parçası olabiliyor. McAfee'nin Web Gateway çözümü bir web güvenlik çözümü. Orada tespit edilen bir tehdit Active Response ile çok detaylı analiz için otomatize edilebiliyor. McAfee Tay üzerinden, yerel istihbarat çözümü üzerinden diğer tüm sistemlerin bunlardan anlık haberdar olması sağlanabiliyor ve otomatik bloklama gibi aksiyonların alınması entegre edilebiliyor. Bu bağlamda bütün bilgi güvenliği şemsiyesi altındaki birçok ürün grubuyla anlık olarak haberleşilebilen ve bunlarla ilgili önleyici faaliyet alınabilen bir süreçten bahsediyoruz. McAfee'nin en güçlü olduğu ve yıllardan beri bunu kendi sistemlerinde entegre ettiği çözüm gruplarından bir tanesi. Sunumumuz sonunda aynı zamanda McAfee'nin Türkiye satış mühendisi Ümit Bey de sunumumuza dahil. Kendisi de benim sunumumun ardından size bazı uygulamalı senaryolar gösterecek videolar üzerinden ve kısa bir tanıtım yapacak. Onun öncesinde ben akılda iyice kalması için Active Response'un sistemlerde nasıl kullanım senaryolarıyla çalıştığına dair birkaç slide gösteriyor olacağım. Ondan sonra da sözü Ümit Bey'e veriyor olacağım. Öncelikle birinci kullanım senaryomuzda McAfee Tay, Active Response ve McAfee'nin tüm güvenlik ailesinin bir arada olduğu bir ortamı düşünüyoruz. Sistemimizde ilk defa çalışılabilir bir dosya bir son kullanıcı sisteminde tespit edildiğinde çalışma mekanizması gidip bunu Tay sunucumuza soruyor. Yerel istihbarat servisimize soruyor ve diğer farklı sistemlerde bu dosyanın çalışıp çalışmadığı, McAfee'nin global olarak bu dosyadan haberdar olup olmadığı sorgulanıyor. Eğer bilinmemiş bir dosya ise ya da zararlı bir dosya ise bu tüm sistemlerin anlık olarak haberdar olması sağlanabiliyor ve Active Response sorgusunun anında başlatılarak ilgili dosyanın çalıştırılabilir ya da fark etmez herhangi bir dosya türünün diğer sistemlerin tamamında olup olmadığı ya da kaçında olup olmadığı anlık sorgularla tespit edilip sistemde aksiyonlar alınabiliyor. İkinci uygulama senaryomuzda ise dosya türünden veya dağıtım aracından bağımsız olarak kötü amaçlı kodları tespit edebiliyoruz. Bunlar doküman tabanlı kötü amaçlı yazılımlar olarak olabilir. Document-based malware olarak geçiyor. Bunların tamamını da araştırabiliyoruz ve engelleyebiliyoruz. Saldırgan bir PDF dosyası kullanıyor olabilir, resim dosyası türü kullanıyor olabilir. Bu dosya türleri dahi hızlı bir şekilde sistem üzerinde anlık aramalarla bulunabiliyor. Bu senaryoda kullanıcının notebook'unda şüpheli bir dosya bulunuyor ve bu dosya Active Response kullanılarak her sistemde hızlıca detaylı analizi yapılıyor ve gelecekte bu dosyanın oluşmasına karşı da önleyici bir kural bütünü çalıştırılabiliyor. Active Response birçok kolektör barındırıyor üzerinde sistemleri izlemek için. Bunlar kullanıcıları izlemek, dosyaları izlemek, ağ aktivitelerini izlemek, sistemde oluşturulan, login durumda olan kullanıcıları izlemek gibi çok çeşitli kolektör ön tanımlı şekilde sistemde geliyor. Bunun dışında biz kendi kolektörlerimizi de yazabiliyoruz. Çok geniş bir işletim sistemi desteği mevcut. Mac sistemlerinde çalışabiliyor, Linux sistemlerinde çalışabiliyor, sunucu ortamlarında çalışabiliyor, Windows sunucu ve Windows client ortamlarında çalışabiliyor. Çok geniş bir platform desteği mevcut. Ve kendi kolektörlerimizi sistemler üzerinde çeşitli scripting dilleriyle oluşturabiliyoruz. Python, Visual Basic, PowerShell gibi scripting dilleriyle kendi kolektörlerimizi sistemlerde kullanabiliyoruz. MacOS'larda ve Linux'larda 5 scriptler, Python scriptler kullanabiliyoruz. Sistem üzerinde ön tanımlı gelen izleme seçeneklerine ek olarak kendimiz sınırsızca bir izleme listesi sistemde oluşturabiliyoruz. Ağ tarafındaki izleme modülü direkt sistem seviyesinde yapılabiliyor. Ve bu senaryoda kullanıcı sistemleri legal bir DNS aktivitesi gerçekleştiriliyor. Ancak sistem içerisinde bulunan bir zararlı bizde illegal bir DNS aktivitesi gerçekleştiriyor. Active Response da bunlar tespit edilip diğer tüm sistemlerde çalışmayacak ve durdurulacak şekilde bir iyileştirme mekanizması sağlatabiliyor. Bunun dışında Active Response ile keşif ataklarını sistemde port scan gibi tespit edip engelleyebiliyoruz ve bunun bilgilendirmesini anlık olarak alabiliyoruz. Sunucu segmentimize, DNS sunuculuğumuza ya da diğer sunucu segmentimize hizmet veren diğer servislerimize yapılan keşif ataklarını sistem sürekli olarak takip eder ve bununla ilgili
anlık bilgilendirmeyi EPO üzerinden sağlatabilir ve Active Response bunun düzeltilmesiyle ilgili de önleyici bir faaliyet alabilir. Yine ağ aktivitesiyle ilgili burada bir kullanım senaryosu var. Active Response sistem üzerindeki host dosyalarını sürekli olarak takip eder ve bu host dosyalarında bir manipülasyon sezildiğinde bunlarla ilgili anlık bilgilendirme sağlayabilir ve bunların düzeltilmesini sağlatabilir. Aynı zamanda kurumdaki bilgisayarların ziyade sunucu ortamına dışarıdan gelen bir tehdit de olabilir. Bu ortamda sürekli olarak izlenebilir ve Active Response ile durdurulması ve haberdar olunması sağlanabilir. Sunum içerisinde yani detaylı olarak anlatacağım bilgilerin aslında biraz özet kısmını gerçekleştirmiş olduk. Şu anda Ümit Bey birazdan size bir video görselleri üzerinden çeşitli uygulama senaryoları gösteriyor olacak. Ve onun üzerinde de daha sonrasında sunum sonunda çözümle ilgili sorularınız varsa bunları sizden alıyor olacağız ve yanıtlıyor olacağız. Active Response'un çalışma mantığında ve ayrılan en basit temelli özelliklerden bir tanesi kullanıcılar üzerinde bir live search mekanizmasının direkt kullanıcı üzerinde yapılıyor olması. Her kullanıcı sisteminde sistem sürekli olarak analiz eder kolektörler sayesinde ve bunları sistem üzerinde belirli bir alanda tutar. Biz bir sorgu çalıştırdığımızda ya da bir tetikleme mekanizması çalıştırdığımızda sistemdeki anlık veriden merkezi sistemi bu veriler çekilir ve oluşturulan alertler bizim kendi sistemimizde kayıt edilir ve güvenlik operasyon merkezindeki tüm mühendislere ya da sistem yöneticilerine bu bilgiler iletilir. Sistemlerle ilgili alınacak reaksiyonlar tamamıyla bizim oluşturduğumuz tetikleyicilere göre uygulanabilir ve sağlanabilir. Çok çeşitli platform desteği üzerinde bu sağlanabiliyor. Ve biraz önce bahsettiğim gibi McAfee aslında bir endpoint çözümün üzerinde bir bileşen olarak görüyor EDR çözümünü ve tespit edilebilen bir zararlı. Sistem tarafındaki güvenlik çözümleri üzerinde tespit edilebilen bir zararlı zaten sistem üzerinde biliniyordur. Active Response bunun bize çok daha detaylı analiz edilmesini ve herhangi bir bilinmeyene karşı sistemde bir tehdit avlama mekanizmamızı sunar. Ve Active Response bizim Endpoint Security'nin üzerinde çalışan bir ek bileşenimizdir. Active Response dışında aynı ürün ailesi içerisinde McAfee'nin Endpoint Security tarafında çok detaylı farklı çözüm grupları da var. Active Response bunların tamamına değinen ve bunların tamamıyla bütünleşik çalışabilen bir platformdur. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür edeyim. Sözü Ümit Bey'e aktaracağım. Devam ediyor olacak. Merhaba. Duyabiliyorsunuz beni galiba değil mi? Caner Bey'i duyabiliyor musunuz? Evet, ses geliyor. Merhaba, teşekkürler bilgiler için. Evet, ben biraz Caner'in anlattıklarına ek bilgi iletiyor olmak istiyorum. Caner sunumu sırasında Threat Workspace adlı bir ekrandan bahsetmişti. Aslında Threat Workspace ekranda biz bir tehdidi nasıl anlayacağımızı ve buna karşı nasıl bir aksiyon alacağımızı görüyor olacağız. Şimdi şurada öncelikle bu slide'da basit ve hızlı kelimelerini görüyorsunuz. Bunun aslında temel bir anlamı var. Hep şunun altını çizmeye çalışıyoruz. Hepimiz için kaynaklar genel itibariyle kısıtlı. Zaman bizim Ümit bir araya değerli. Gireyim. Bir araya gireyim. Slide'ın gözükmüyor şu anda ekranda ama. Pardon. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet. Sunum moduna geç istersen sanırım daha net görüyor tamam. Olacağız. Tamam. Şu anda gayet. Basit ve hızlı. Teşekkürler. Basit ve hızlı özellikle burada belirtiyoruz. Sebebi de şu, hepimizin zamanı kısıtlı. Bu kısıtlı zaman içinde biz tehditleri algılayıp bunlara karşı bir aksiyon almaya çalışıyoruz. Evet, bizim de ürünlerde yapmaya çalıştığımız şey temel olarak budur. Kolay bir şekilde konuları analiz edip bunlara karşı aksiyon alıyor olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun nasıl yapabildiğimizi anlatmaya çalışıyor olacağız. Az önceki ekranda, yani slaytlarda göstermişti Caner'de. EPO bizim yönetim konsolumuz. Bunun üzerine tek bir ekran var. Biz bu ekran üzerinde zararları görüp bunları analiz edip sonra bunlara karşı
aksiyonu alıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir senaryo üzerinden gidelim. Bilgi güvenliğinden sorumlu bir yöneticimiz var. Bu yöneticimiz verilerin dışarıya kaçırıldığından kaçırıldığına dair şüphelere sahip. Ve bir güvenlik analistini bunu araştırmak ve bu tehdidi bulmak ve aksiyon almak üzere görevlendiriyor. Peki bunu nasıl yaparız İDR'le? Bundan bahsediyor olacağız. Öncelikle şunları görmeye çalışıyor olacağız. Son 24 saat içinde oluşan yeni olaylar var mı? Ve bunlar içinde de yüksek riskli olaylar var mıdır? Bunları görmeye çalışacağız ve bunların üzerinden bir analiz yapıyor olacağız. Söz edilen Threat Workspace denilen ekranda bu bilgilere erişiyor olmak mümkün. Davranış analizlerine göre bir itibarlandırma yapar, derecelendirme yapar bu ekran ve bize tehditleri gösterir. Biz burada istediğimiz gibi filtreler yaparak konuyu inceleyebiliriz. Threat Workspace ekranımızın genel görünümü budur. Burada birkaç parça halinde bu ekranı inceleyeceğiz. Bunlardan ilki öncelikle bize ne kadar tehdidimizin olduğunu gösterildiği ekran. Şimdi bu örneğe bakacak olursak buradaki network'te 25 tane toplamda tehdit görüyoruz. Bunların bir tanesi de yüksek riskli olarak görünüyor. Şimdi buradaki high risk, suspicious vesaire aslında davranış analizleri sonucunda çıkartılan ve tehdidin riskinin ne olduğunun gösterildiği derecelendirmelerdir. Siz isterseniz buradaki herhangi bir tane rakamın üstüne tıklayarak da buradaki ekranı istediğiniz tehdit seviyesi için güncellemeniz mümkündür. Sadece onları görecek şekilde ayarlamanız mümkündür. Threat Timeline ekranı da belirli bir zaman aralığı içinde gerçekleşen olaylar aslında size grafiksel olarak gösterir. Ne zaman kaç tane olay gerçekleşti ya da kaç client üzerinde bu olaylar gerçekleşti. Bunu görme şansımız olabiliyor. Bu ekrandaki en önemli alanlardan bir tanesi de bizim potential threats dediğimiz kısım. Burada gördüğünüz gibi ağımızda karşılaştığımız tehditler var. İşte risklerine göre renkler onun risklerini belirtiyor. İşte kırmızı yüksek riskli tehdit demektir. Ne zamandır benim ağımda var? Buradaki tehditlere bakacak olursak hepsi çok yeni tehditler. Bunun dışında kaç sistemde görüldü şeklinde de bizi bilgilendirebiliyor bu ekranlar. Burası genelde yani varsayılanda en yüksek riskli tehdidin en üstte olacağı şekilde görüntülenir. Ama isterseniz farklı bilgilere de göre bunu da yapabilirsiniz. Yani kaç client'te görüldü, ne kadar zamandır benim network'ümde bu tehdit var vesaire gibi bilgilere göre de buradaki filtrelemeleri yapıyor olmak mümkün. Şimdi bu örneğimize bakacak olsak App Update Tracker denilen yüksek riskli bir tehdit görünüyor. Şimdi bizim amacımız bu tehdidi araştırıyor olmak. Şuna bakacağız. Öncelikle söz konusu tehdit için ben mevcutta bir istihbarata sahip miyim? Karşılaşmış bir tehdit mi yoksa benim için tamamen yeni bir tehdit mi? İlk olarak hangi uç noktada görüldü? Sonrasında hangi uç noktalarda görüldü? Ne gibi davranışlar gösterdi? Bunların analizini yapıyor olacağız. Yine Threat Workspace ekranını kullanıyor olacağız. Threat Workspace ekranı birçok analize göre aslında bize bunu veriyor olur. İşte proseslerin bilinirliğine göre, itibarına göre, proses arasındaki ilişkilere göre bunu yapabilir. Çoğunlukla suistimal eden uygulamalar burada kullanılıyor mu? Client'ın gerçekleştirmiş olduğu dosyada kayıt günlü işlemleri nelerdir? Hangi IP ile bağlantılara geçmiştir vesaire gibi bütün olayları aslında birbirine ilişkilendirilmiş bir şekilde gösteriyor ve benim kolay bir şekilde de olayı analiz edebiliyor olmamı sağlıyor. Şimdi evet, bu örnek üzerinden gidelim. Tehditlerimiz var. Bunlar, bir tane yüksek riskli tehdit görüyorum. App Updater Exe adlı bir tehdit. Şimdi öncelikle bu tehdit benim için bilinen bir tehdit midir? Buna bakacağım. Reputasyon kısmına bakacak olursak unknown yazıyor. Bu şunu gösterir. TIE üzerinde bununla ilgili bilgi yok. TIE McAfee'nin GTI'ndan veri alabilir ya da işte farklı intelligence'lardan da veri alabilir. Buradaki bilgi bana şunu gösteriyor ki bu tehdit tamamıyla yeni, benim daha önce karşılaştığım bir tehdit değil. İşte ilk olarak ne zaman görülmüş, sonrasında ne zaman görülmüş, kaç tane sistem üzerinde bunu görmüşüm ve ne kadar süredir benim network'ümde yaşıyor bilgisini görebiliyorum. Alt kısma bakacak olursak tehditle ilgili birkaç detay var. Hash value'ları ve işte diğer reputasyon servislerindeki durumu. Buraya da bakacak olursak bu tehdit tamamıyla yeni.
Şimdi reputasyonu gördüğümüz ekranda iki tane sistemde bu tehdidin etkili olduğunu görmüştük. Bu iki sistemin hangisi olduğunu burada görebiliyoruz. İşte IP'leri, isimleriyle beraber buradaki davranış skorunun ne olduğu, işletim sistemi tipi gibi bilgileriyle birlikte bu tehdidin hangi makinelerde canlı olduğunu görebiliyoruz. Buraya bakacak olursak da farklı işletim sistemleri üzerinde tehdit farklı davranışlar göstermiş ve bunlara binaen de bir risk skoru verilmiş. Şimdi bizim için asıl önemli olan ekran bu. Bu ekran bize ilişkilendirilmiş olarak tehdidin neler yaptığını gösteriyor. Şimdi burada farklı semboller ve renkler göreceksiniz. Renkler riski gösteriyor. Kırmızı yüksek risk anlamına geliyor. Sembollerde işte bir proses işlemi olabileceğini, bir dosya yaratım işlemi olabileceğini, register üzerine yapılan bir işlem olabileceğini ya da network üzerinde gerçekleştirilen bir işlem olabileceğini gösteriyor. Bizim incelediğimiz zararlı App Updater exe'ydi. Şu anda seçilmiş olan ekran göreceksiniz. Şimdi buradaki işlemlere bakıyoruz. İlk yapılan işlemlerden bir tanesi de register üzerinde yapılan bir değişiklik ya da yaratılan bir kayıt olduğunu görüyoruz. Bu ekran bize register üzerindeki yapılan işlemin davranış tipinin ne olduğunu gösteriyor. Hangi path üzerinde bunun yaratıldığını gösteriyor, yaratılan key name'inin ne olduğunu gösteriyor ve buraya yazılan key değerinin de ne olduğunu gösteriyor. Detaylı bir şekilde bana register üzerine yapılan işlemlerin ne olduğunu gösteriyor. Olayı incelemeye devam edelim. Bu App Updater exe'nin yaptığı sadece bir davranış, register üzerindeki bir davranış. Farklı davranışları da var. Bir proses işlemi var, ona bakıyoruz. Şimdi App Updater exe'nin ne zaman start olduğunu buradan görebiliyoruz. İşte hangi proses ID'li start olduğunu, işte bir command line parametres kullanıp kullanmadığını, kullandıysa bunun ne olduğunu, hangi user tarafından bu işlemin gerçekleştirildiğini, bu zararlının dosya path'inin ne olduğu, hash value'larının ne olduğu gibi bilgileri görebiliyoruz. Şimdi ama ben şunu da merak ediyorum. Bu zararlı network'te başka hangi makinelerde canlı bunu görmek istiyorum. Direkt bu ekran üzerinden bir sorgu başlatabiliyorsunuz. Yine Caner'in ekranlarda örnek olarak gösterdiği bir şey vardı slaytlarda. Ekran bu ekran. Bu ekran üzerine otomatik bir sorgu başlatıyorum ve ben evet gerçekte de hangi client'lar üzerinde bu zararlarının şu anda olup olmadığını görüyorum. Sağda status kısmına bakacak olursanız current yazdığını görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor aslında. Bu zararlı hala canlı olarak o makinede var. Eğer silinmiş olsaydı onu deleted olarak görecektik. Burada bu arada çizgiler göreceksiniz. Bu çizgiler de aslında farklı prosesler arasındaki ilişkileri gösteriyor. Şimdi baktığımızda Explorer Exe tarafından start edilen Market Report 2016 vesaire isimli bir Exe olduğunu görüyoruz. O da daha sonrasında göreceğiz ki App Updater Exe'yi çalıştıracak. Şimdi burada da bir process start işlemi var. Bunu incelemeye başladık. Yine burada da bir command line üzerinde yapılan işlem var. Command line üzerinde neyin çalıştırıldığı detaylarını görebiliyoruz. Yine işte hangi kullanıcı, hangi file üzerinden yapıldığı görebiliyoruz. Aslında yavaş yavaş şunu görmeye başladık. Kullanıcı ilk olarak market report denilen bir dosyayı almış ve sonrasında App Updater Exe çalışmış gibi görünüyor. İncelemeye devam edelim. Bu market vesaire ile başlayan dosya üzerinde yapılan bir network aksiyonunun olduğunu görüyoruz. Bir yere erişmeye çalışmış bu uygulama. Ve bu erişme sonucunda bir dosya yaratılmış. Aslında az önce sözünü ettiğimiz dosya internetten bir dosyayı drop etmiş ve daha sonra da bunu makine üzerine yaratmış. Yarattıktan sonra da zaten az önce de görmüştük bir execution işlemi gerçekleştirilmiş. Bu App Updater exe dosyası çalışmış. Evet, burada da yine execute edildiğini ilgili uygulamanın görüyoruz. Şimdi burada başka bir ilişki daha var. App Updater exe'nin kurduğu bir ilişki. Bu ilişkiye bakacak olursak da PowerShell'in çalıştırılmış olduğunu görüyoruz. PowerShell'de hangi komutların kullanıldığını, command line parametrenin kullanıldığını görüyoruz. Buraya bakacak olursak da bir IP üzerine bir post işleminin yapıldığını görüyoruz. Bu da aslında bize bu App Updater exe denilen zararının legitimate bir uygulama üzerinden verileri bir yere upload etmeye çalıştığını gösteriyor. Şimdi filtrelemelerde bir daraltma yapıyorum. File ve registry key parametrelerini kaldırdım. Sadece process ve network connection'larına bakıyorum. Market
updater.exe olarak görünen PPT'nin bir network connection'ı kurduğunu, app updater.exe'nin bir network connection'ı kurduğunu görüyorum ve bu network connection'larını sorguluyorum. Gerçekte var mıdır, yok mudur diye. Yine iki makine üzerinde söz konusu IP'lere doğru bir iletişim olduğunu görüyorum. Artık olayı anladım. Özetleyecek olursak, kullanıcı PPT olarak görünen bir exe dosyası alıyor. Bu exe dosyası daha sonra bir network connection'ı kuruyor. O network connection'ı üzerinden app updater exe dosyası indiriliyor ve bu execute ediliyor. Execute edilen bu dosya PowerShell'i kullanarak dışarıya doğru dosya upload etmeye çalışıyor. Yani benim senaryomda iki tane dosya var bu tehdit sırasında kullanılan. Şimdi bunlara karşı aksiyon almaya çalışacağım. Bu aksiyonları nasıl alacağız? Ona bakacağız. Durdurmak için ne gibi seçeneklerimiz var? Bunu biraz sonra görüyor olacağız. Ve işte bunu durdurmak için ne kadar zamanımız geçiyor ya da nasıl yapacağız? Bunu da görüyor olacağız. Dosyaları silmek, prosesleri durdurmak, karantinaya almak gibi aksiyonlar uygulayabiliyoruz. Şimdi bizim zararlarımızdan bir tanesi app updater exe demiştik. Şimdi bunun için global bir aksiyon alıyoruz. Bunu zararlı olarak tay üzerinde aslında belirlemiş oluyoruz. Bunu yapmak şu anlama geliyor. Network üzerinde otomatik olarak bütün makinelerden bu tehdidin temizlenmesini sağlamak anlamına geliyor. Çünkü ben artık dedim ki bu bir tehdittir dedim. Bunu belirttiğim anda McAfee'nin tayının ya da işte NSS'in çalıştığı bütün clientlar üzerinde bu zararlı otomatik olarak temizlenmiş oldu. Diğer bir zararlı Market Report 2016 adlı dosyaydı. Yine bunun içinde zararlı olduğuna dair değişikliği gerçekleştirdim. Şimdi baktığımızda 27 tane toplamda tehdit görüyoruz. Yüksek riskli bir tane tehdidimiz vardı. Şimdi bu işlemler yapıldıktan sonra ekranın refresh olduğunda görüyoruz ki artık Market Updater, Market Report ya da App Updater exe'nin olmadığını görüyoruz. Şimdi bunun ne önemi var? Şimdi piyasada birçok EDR çözümü var. Baktığınızda bütün EDR çözümleri için böyle tek bir ekrandan analizleri yapıyor olmak çok mümkün olmuyor. Ya da bu analizleri yaptıktan sonra aksiyonları alıyor olmanız tek bir ekrandan merkezi olarak yapmak, aksiyonları almak mümkün olmuyor. İşte bazen gidip makine üzerinde manuel işlemler yapmanız gerekiyor ya da her bir makine tek tek shell'ler açıp shell üzerine bir takım scriptler de komutlar çalıştırarak bu temizlemeleri yapıyor olmamız gerekiyor. Biz hep şunun altını çizmeye çalışıyoruz. McAfee ürünlerinde tek bir ekranı kullanarak çok daha az kaynakla, çok daha az zaman harcayarak çok daha kolay aksiyonları alabilir durumda olabiliyorsunuz. McAfee'nin endpoint çözümü bir platformdur, bir bütündür. Size imza bazlı metodlarla bilinen tehditleri yakalama imkanı sunar. Onun için biz Adaptive Threat Protection dediğimiz bir modülü sayesinde machine learning algoritmalarını sunarak henüz imzası olmayan, bilinmeyen tehditlere karşı korumayı sağlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü piyasadaki diğer EDR çözümlerine baktığınızda kendi forensic çözümlerinin içinde bunların olduğunu da söylüyorlar. McAfee'de de bu var ve tek bir platform üzerinde bunu yapabiliyorsunuz. Ve yine ENS dediğimiz platform üzerinde az önce sözünü ettiğimiz Active Response da dahil. Yani siz tek bir platform üzerinde bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı koruma sağlayabildiğiniz gibi gerçekleşen olayların forensingini yapıp yine almanız gereken aksiyonlar varsa bunları alabiliyorsunuz ve McAfee bunu gerçekleştiren ilk üretici olmuştu bundan birkaç sene önce. Teşekkür ediyorum. Benim anlatacağım senaryo bu kadar. Bundan sonrasında sanırım sorularla ilerleyeceğiz. Evet, sorular varsa alabiliriz. Yazıyla iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışabiliriz. Evet, katılım için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Eğer ürünle ilgili farklı bireysel sunum ya da detaylı bilgiler almak isterseniz
Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ya da her türlü teknik sorunuzla direkt benimle de iletişime geçebilirsiniz. Katılımınız için tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Buyurun. Caner, kusura bakma kesiyorum seni ama bitirmeden önce Envision EDR'dan birkaç kelimeyle bahsetmek sence şey olabilir tamam, mi? Doğru, doğru. Olabilir. Ondan da kısaca bir iki bahsediyor olalım, ondan sonra sonlandırırız. Tamam, çok kısaca yeni bir üründen bahsediyor olacağız. McAfee tarafından 2-3 hafta kadar önce çıkartılmış bir üründen bahsediyor olacağız. Bu da bizim EDR çözümümüz. Aslında ikinci bir EDR çözümümüz. Çok detaylandırmayacağım, kısaca bahsetmek istiyorum. Çok da zamanınızı almamak için. Envision EDR aslında az önce sözünü ettiğimiz Active Response'un daha kapsamlı hali diyebiliriz. McAfee'de hali hazırda McAfee Investigator denilen bir ürün var. Onun McAfee Active Response'un birleştirilmiş hali ve üzerine de aslında hani daha fazla bilgi toplayan hali diyebiliriz özetle. Active Response'dan bahsetmiştik. Neler yapabiliyor? İşte client üzerinde gerçekten olayları topluyor. Siz bunlar üzerine search'lar gerçekleştirebiliyorsunuz. Aksiyonlar alabiliyorsunuz. Trace özelliği sayesinde az önce videoda gösterdiğiniz gibi olayları inceleyip sonra bunlarla ilgili aksiyon alabiliyorsunuz. Envision EDR'de hala bunları yapabiliyorsunuz. Active Response proseslerle ilgili verileri toplarken genelde TAI'dan gelen bilgiye göre bunu yapar. TAI'ın unknown ya da unknown gördüğü ya da daha yüksek riskli gördüğü prosesler için aslında bu takipleri sağlar. Envision EDR her bir proses için bunu yapar. Bu yüzden dolayı aslında daha fazla veri sağlıyor olur. Metro Attack formatında size bilgileri, verileri sunuyor olur. Buna ek olarak McAfee Investigator tarafından gelen özelliklerini sunar. Bu bize ne sağlıyor aslında onu biraz söylemek lazım kısaca ki Envision EDR'in bence en büyük avantajlarından bir tanesi o. Investigator üzerinde yüzlerce soru vardır. Sizin olayları kolay bir şekilde anlayabilmenizi sağlayan. Ki bunlar aslında zararlının da hani ne gibi aktiviteler gerçekleştiğini gösteren şeylerdir. Çok basit birkaç örnek vermek gerekirse, evet bu yeni proses ilişkileri olabilir ya da işte şöyle bir soru olabilir, işte bu zararlı işte network'te bir yere gitmeye çalıştım ya da gitmeye çalıştığı yerin şeyi neydi, reputasyonu neydi gibi size belirli soruları sorar ve bu sorulara karşılık alabilen cevaplar varsa o senaryo için onu sunuyor olur. Bu bize ne sağlar? Şimdi normalde EDR çözümünü yönetiyor olmak ya da anlayabiliyor olmak tecrübe gerektirebilecek bir şey olur. Ama işte bu Investigator sayesinde bilgi seviyesi hani nispeten daha az olan tecrübesi nispeten daha az olan kişiler için de bu EDR'ı anlamak ya da yorumlamak çok daha kolay bir hale gelebiliyor. Ve tabii ki Envision EDR Active Response'da olduğu gibi size merkezi olarak aksiyonları alabilmenizi sağlıyor. Bu işin geleceği ya da Active Response'un geleceği Envision EDR olacak gibi duruyor. Önümüzdeki yıllarda sadece Envision EDR'dan bahsedeceğiz gibi görünüyor. Ama az önce söylediğimiz gibi bizim Active Response'da yapabildiğimiz işlemleri aslında çok daha kolaylaştırıyor olacak. Olayları bizim çok daha kolay analiz ediyor olmamızı sağlayabilecek. Caner, teşekkür ederim. Bunun için de imkan verdin. Eyvallah. Ağzına sağlık. Herkese çok teşekkürler katılımı için. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.